Merhaba Migros TV izleyicileri. Bugün dünyanın bana göre en faydalı ve en güzel içeceklerinin birisiyle beraber Mira ile karşınızdayız. Ne var bugün elimizde Mira? Kefir. Şimdi bu kefirin içine sana sürprizler koydum. Aslında sürprizleri gördün. Kirazlar var içinde. Şimdi o kirazları bakalım bulup buraya çıkartıyoruz. İster bunu içerek yap. Artık sana kalmış. Hadi başla bakalım. Kefir o kadar faydalı ki değil mi Mira? Ben bir yandan tekrar üstünden geçeyim. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor, cilde iyi geliyor, bağırsakları düzenliyor, kanserin ilerlemesini Evet, al onları. Kanserin ilerlemesini önlüyor, saçları güzelleştiriyor. Aslında 7/24 herkes için kesinlikle her gün bir bardak bence tüketilmesi gereken bir şey. Hatırlıyor musun Asım'ın alerji yeri iyice azdığında, kefir kullanmaya başladığımızda alerjileri bayağı azalmıştı. Alerjiye bile iyi geldi galiba ha? Çok bulduk anne. Evet, devam et bakalım. Evet, iki tane daha buldum. Uf, bayağı da içtin ama, aferin. Kefir canavarı. Vücudun biliyorsun temel taşı ne? Bağışıklık sistemi. Bağışıklık sistemimizi ne kadar kuvvetlendirirsek nasıl oluyor? Ona göre kuvvetlenmiyoruz ve hasta olmuyoruz değil mi? Mira bir şey diyeceğim. Bir ara verirsem bir şey söyleyebilir miyim? Kefir nasıl mayalıyoruz? Kefir çok ilginç bir şey değil mi? Neyse senin ağzın dolu ben anlatayım. Kefir canlı bir organizma. Ve böyle ilk sütün içine koyuyoruz onu. Bir gün bekletiyoruz. Kefirimiz oluyor. Sonra o canlı oradaki şeyi alıyoruz. Eğer onu suyun içine koymazsak çok ilginç ki ölüyor. Canlı olduğu için. Belki de bu kadar böyle canlı olduğu için vücudumuza bu kadar faydalı. Değil mi? Bu kış hiç ama hiç hastalanmamanın bence en önemli nedenlerinden biri kefir. Biri de pekmez. Böylece kışı sıfır hastalıkla geçirdik değil mi? Bravo. O zaman el sallayalım mı? Siz de bol bol kefir için. Unutmayın.